Şimdi kıymetli hocam, evde kalmamak için, güzelleşmek için bize çok güzel reçeteler hazırladı hanımlar. Bugün bakın, hem ruhumuzu doyuracağız, hem karnımızı doyuracağız, hem cildimizi besleyeceğiz. Bugün gerçekten hem ruha iyi gelecek, hem mideye iyi gelecek, hem de cilde iyi gelecek çok güzel reçetelerimiz var. Çok kıymetli hocam var. Buyurunuz. Biraz sonra da bu koronadan çıktık. Herkeste bir sıkıntılar var. Nasıl bir sıkıntı var? Evden çıkamadığımız için kaslarımızda bir bozulmalar meydana geldi. O yüzden kaslarımızı kuvvetlendirici bir denge sağlayacak bir şeyler anlatacağız. Nasıl olduğunu. Yine stüdyoda tehlikeli hareketler yok, bizi yok, bekliyor. Yok yok, öyle tehlikeli güzel şeyler yapacağız. Peki. Evde de yapmanızı tavsiye edeceğiz ki çünkü kaslarımız biraz kendine gelsin. Çünkü hep oturduk. Ne tarafa oturmak istersin? Ben böyle oturuvereyim tamam. Hemen. Şimdi sevgili seyircilerimiz, boyun kırışıklığı çok önemli. Mesela ellerde ve özellikle boyunda olan kırışıklıklar yaşımızı hemen ele veriyor. Ve onları engellemek çok zor. Gerçi sizden çok şey öğrendik. Mesela boyun yüz hareketleri falan öğrendik. Bugün de inşallah gösterirsiniz bize. Evet, bugün bize. De yapacağız. Bugün yapacak de yapacağız. Mıyız? Bir Süper. De böyle değişik bir şey getirdik. Acaba bu ne? Ne olabilir? Bu şey mi? Ne mi? Söyleyeceğim. Sen hemen bilirsin zaten. Ya söylemeyeyim. Hiç sürprizlerim yapamıyorum sende. Peki bu ne? Bu nedir? Hadi bilene. Bilene bunu hediye edelim. Peki onu bilene hediye edelim, tamam. Bilene bunu hediye edelim. Bu nedir? Ama nasıl yapacaklar şimdi? Şimdi onun yerine çok basit bir şey de anlatacağız şimdi. Önce bir başlayalım, onu düşüne dursunlar. Şimdi benim cep telefonumu bir getirir misiniz Sibel? Şimdi bunu nasıl hediye edeceğimizi söyleyeceğiz size. Tamam. Adil bir hediye olsun çünkü. Adil bir seçim tamam, olsun. Sen nasıl istiyorsan. Buyurun hocam. Şimdi bir çay kaşığı kadar mayamız var. Bakın bu mayayı herkes bilir. Peki. Bir çay kaşığı kadar mayamızın üstüne bir tatlı kaşık kadar suyumuzu koyacağız. Tamam. Ondan sonra bunun içinde böyle güzelce eriteceğiz hemen. Bunu birazcık beklerlerse daha da iyi olacak. Hafif suyumuz ılık olursa daha da çabuk eriyecek. Bunu güzelce eriteceğiz. Bilenler var mı? Hemen geliyor mu cevaplar? Şimdi bilmiyorum. Daha yavaş yavaş nasıl vereceğimizi konuşacağız. Tamam. Sevgili seyircilerimiz, şöyle yapalım. YouTube kanalımız var bizim, biliyorsunuz, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var. Görüyorsunuz, hayatta her şey var. Yemek var, müzik var, güzellik var, aşk var, hüzün var. Cuma günü kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı ile birlikte dualarımız var. Vallahi bu programda hayatın içinde ne varsa var. Şimdi ne yapacaksınız? Bugün bu program YouTube Hayatta Her Şey Var'a yüklenecek. Yüklendikten sonra oraya fotoğraf, daha doğrusu oraya yorumlarınızı bırakacaksınız. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalını görüyorsunuz. Bir tıkla da abone olmayı unutmayın. Şimdi aslında bu ne diye merak ediyorum ben de sizin gibi. Ne olduğunu anlamadım. Ama herhalde bu çok işe yarayan bir şey. Siz getirdiğinize göre çok faydalı. Bunun bir şeyi vardır, özelliği vardır. Çok faydalı. Söylesek hocam şimdi. Hemen söyleyeyim mi? O zaman YouTube'a vermenin ne anlamı kaldı? Herkes oradan cevaplandırır. Çekilişle yapacağız. Ha, onlar söylesinler. Şimdi biz cevabını söylersek herkes de YouTube'a yazar, bildim der. Hayır hayır. Herkes abone olacak, yorum bırakacak. Biz çekiliş yapacağız. Ama siz nasıl yapalım diyorsunuz? Ben şimdi söylersem herkes oradan bilirler diye düşünüyorum. Bunu öğrenemeyeceğiz bu hafta yani. Önümüzdeki haftaya kalacak. Yok yok, öğrenelim öğrenelim. Ben şöyle yapayım. Bilenlere bunu vermeyeyim. Bu bir tane çünkü tamam. Elimde. Onun yerine ozon yağı hediye edelim. Peki hocam. Söz verelim, bilenlere hediye edelim. Bu ne o zaman? Bunu biraz şimdi sonra bu çok enteresan bir şey. En çok kırışan yerimiz neresi? Boynumuz. Boynumuz. Boynumuzdaki kasları kuvvetlendirmeye yarayan bir alet. Bakın böyle yapacağız. Bu şahane bir şey. Bilmiyor muydun? Bilmiyorum ben bunu. Bu şey. Yaşasın, ilk defa Nur Hanım'ın bilmediği bir şey yakaladım seyircilerim. Bakayım hocam. Ne getirsem hemen biliyor. Tam oturttur böyle. Gıdı için mi bu? Gıdı için. Hem gıdı hem de şuradaki boyun kaslarını çalıştırıyor. Bizim boyun kaslarını gösteren şeyi getirin heykelciye. Bu şahane bir şey hocam. Evet. Evet. Bak nasıl çalışıyor. Sevgili seyircilerim, boyun kaslarının nasıl çalıştığını görelim hemen. İnanılmaz bir şey bu. Niye seyircilerimize hediye etmiyoruz hocam bunu? Anneciğim, ondan bir tane var elimizde. Ama ben onun yerine, herkes nereden bulacak onu? Olur mu öyle şey diyecek. Ben şimdi onu nasıl sağlayacağım? Şöyle bir havluyu alıyoruz. Tamam. Havluyu rulo yapıyoruz.
Aynı şekilde. İnanılmaz çalıştırıyor. Aynen öyle. Ne yapıyoruz bunu? Havluyu alıyoruz. Havluyu böyle rulo yaptık. Bildiğimiz evet. El havlusunu rulo yaptık. Aynı şekilde bu havluyu buraya yapıyoruz. Böyle. Havluyu sıkıştırın. Havlu sıkıştırın. Aynısı olacak mı olmayacak mı söyle. Öyle değil anneciğim. Şöyle sıkıştır. Sıkıştır. İyice sıkıştır. Ha oluyor. Ha. Evet. Aynısı oluyor mu olmuyor mu? Bu birazcık daha etkili ama. Ama alet evde yoksa. Ücretsiz, parasız, pulsuz. Ücretsiz, parasız, pulsuz. Bak şimdi. Ekmek istemiyorsa istemiyor. Ama oluyor kıvır. Bakın boynumuzda bir sürü kaslar var. Görüyor musunuz? Bu kaslar gevşiyor. Bu kaslar gevşediği için bunun üstündeki cilt gevşiyor. Bu cilt gevşediği için sarkma oluyor. Ve kırışıklıklar oluyor. İşte biz bu alet boyun kaslarını kuvvetlendirmeye yarayan bir alet. Böyle yaptıkça boyun kaslarımız çalışıyor. Bu aletten de yoksa yok. Bu havluyu böyle kıvırıp yapıyoruz. Böyle koyup. İyice boynumuzu iyice sıkıştırıyoruz. Ve sıkıştırdığımızda 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyoruz. Böyle sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çok iyi, çok bırakıyoruz. Etkili. 1, 2, 3, 4, 5 yani bırakıyoruz. Yani buradaki bu şey gidiyor mu? Hem gıdıda hem de burada kırışıklıkta. Bir de gıdı süper. İçin bir hareket daha gösterelim. Gösterin hocam. Şöyle yapacağız. Boynumuzu dilimizi iki dişimizin arasına koyup ittireceğiz. Bak böyle. Harika yapıyorsun Nur kardeşim. Çok etkili bu da. Evet. Bu da 5 saniye beklemek gerekiyor. Böyle yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Maazallah çok çirkin gözüküyoruz ama. ama sonrasında çok güzellikler oluyor. Çok iyi oluyor. Bunu muhakkak yapmamız kasları lazım. Kasları çok iyi çalıştırıyor. Çünkü gıdıya ameliyat var. Bak gıdıya ameliyat var. Şu boyun kırışıklıklarına çok fazla ameliyat yok. Ne kadar gererseniz gerin istediğiniz gibi olmuyor. Burada çok fazla damar sinir paketleri falan olduğu için buraya fazla müdahale yapılıyor. Sürekli. Bakın buralara yapılıyor, buralara yapılıyor ama buraya da yapılıyor ama burada sıkıntı var. O yüzden bu hareketi yapmanız çok önemli. Peki. Bir de şimdi size oraya yönelik çok güzel bir maske öğreteceğiz. Nedir bu maske? Hemen anlatıyorum. Malzemeleri bir daha ekrana getirelim evet. Arkadaşlar. Çünkü biz Feridun hocamızın şeyi kapatalım mı hocam? Tamam pardon. Feridun hocamızın bu güzel ve özel maskelerini bir kenara hep not ediyoruz. Telefonumuzda saklıyoruz. Boyun kırışıklıklarına özel maske tarifi. Malzemeleri görüyorsunuz. Kuru mayamız var. Su var, un var, yoğurt var. Bir çay kaşığı kadar kuru mayanın içine bir tatlı kaşığı kadar su koyduk. Onu karıştırdık. Daha sonra bunun içine iki tatlı kaşığı kadar bildiğimiz un koyduk. Hı hı. Daha sonra üç çorba kaşığı da yoğurt koyduk. İşte size bu Serap Hanım'ın bir maskesidir. Mükemmel bir şeydir. Bunu ne yapacaksınız? Cildinize de sürünüz. Bunun içinde bu mayada B vitaminleri var. Her türlü B vitamini var. Artı yoğurtta A vitamini var. Yani cildiniz için her türlü vitaminler var. Bunu cildinize bilhassa bu dekolte bölgenize, boynunuza buraları güzelce komple sürüyorsunuz. Yaklaşık bir saat kadar falan ev içinde bekliyorsunuz. Daha sonra güzelce soğuk suyla yıkadıktan sonra birazcık da maden suyuyla yıkıyorsunuz. Ondan sonra da bu hareketleri yapıyorsunuz. Bir ay haftada 2 ya da 3 gün bunu yapmak kaydıyla yaptığınız zaman göreceksiniz hem buradaki kırışıklıklarınızda hem yüz kırışıklıklarınızda çok fark olacak. Bu harekette sakın ihmal etmeyin. Şöyle havluyu alacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bak bu hareketleri yaparken de 1, 2, 3, 4, 5. Bir tarafta radyonuzda, televizyonunuzda o güzel ezgiler açık olacak. Çünkü